Kıvanç Tatlıtuğ gerçekten Türkiye'nin en yakışıklı, en güzel giyinen artık Başak Dizer'den sonra isimlenen bir tanesi. Bu nedir? Bu yani bizim zamanımızda tabii ki hani işte böyle ne bileyim kıyafetler. Bismillah ya. Bunu şeye benzetmişler. Astronot gibi. Arif Bey 216'daki 216'ya benzetmişler. Evet orada da öyle bir kıyafet değil bir mi? şey vardı değil mi? Robot var ya 216 Ozan Güven'in oynadığı ona benzetmişler. Yalnız ben ay tabii şimdi kıvancın gerçeği şu an bu. Kıvanç... Saçları nasıl ördürmüş öyle acaba nasıl bir moda vardı? Var mıydı saçları öyle bir çok moda? uzundu hatırlasana sapsarı Senin saçının renginde saçları vardı ee, ve sapsarıydı ve upuzundu. Oradan örülmüş yani. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Ya ben olacak. Ne kadar kendini geliştirdi. alıp her şekilde. Boydan alıp. Boydan verebilir miyiz o güzel bir şey. o kıyafeti? Sünnet adamı bir... gibi olmuş diyenler var. Ya ben her şeyi anlıyorum. Rengi de bir şekilde. Tam bir tık okeyliyorum. Rengi de hani ömrümde böyle bir e, takım elbise mam. <laughs> ya ben ne söylüyorum siz? Ben mi <laughs> yorum yapıyorum şunu? Boydan verir misiniz? Lütfen Burada aşırı benzer bir şey ya. Sazan Sarmalı değil ya. değil mi bu? Bird, ha? <laughs> Sazan Sarmalı. Evet, boy, evet, boy boy şey. Konuşmuyorum tamam hadi. Bak 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 bak. Senin için tekrar yakın Şimdi plan. bak <laughs> rengi bir tık anlarım. Evet. Ben çok net hatırlıyorum. Çocukluğumda Mustafa Keser abi. Evet. Böyle şeyler giyiyordu. Mustafa Keser takım elbise rengi bu bir kere. Aa, Mustafa Şurasından Keser ben... sana bir şey söyleyeyim mi? Hala giyebilir yani. Tabii giyebilir. Onların o, o, o tarzı o, olabiliyor yani. Ama Mustafa Keser bile ceketinin boyunu biraz ayarlıyordu. Bu boy nerede hakikaten? Nereye gidiyor? Bu dünya uca? bu fırın şey gibi böyle. Smoking değil. Ne ki bu? Bu ceket değil. Birisi... Bu etek değil. Hayır. Bu ne? Hayır birisi zorla giydirmiş. Ve demiş ki Kıvay sen vermiş, bunu sen giymen lazım. <laughs> evet dikkat çekmen lazım. Ve biz işte bunun üzerine para vereceğiz demişler. Kıvanç kendi isteğiyle arzusuyla giymedi. Çok mutsuz gözüküyor bak orada. Yani yıl Milenyum yılı galiba. <laughs> hani eskiden hatırlıyor musunuz? Milenyum çağı diye bir şeye geçecektik. Ve her şey böyle e, lameydi. Şimdi bu konuştuğunu bırak. Yıllar sonra gene moda olur görürüm seni. Konu gene giyersin. Ben, Hangi ben haliyle, giyerim ya ben bilmiyoruz. giyerim. Kıvanç giymemeli. Kıvanç giymemeli. Ben Erkek giy adam böyle uzun 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 nereye ya? Bu arada e, organize işler son e, biliyorsunuz <laughs> işte he. Son filmde neydi? Sazan neydi? Sazan Sarmalı. Sazan Sarmalı e, filmdeki e, afişteki fotoğrafı Kıvan Şatut'un Angry Bird'e benzetildi. Çünkü kaş gerçekten Angry Bird gibi gidiyor böyle yukarı doğru tavana doğru. Renk de zaten civciv. Bir sinirli. Ee, evet güzel. Bu çok iyi bir Reklam mı? Olmuş. Reklamlardan sonra tekrar sizlerleyiz. Ben olsam ayrılmam. <laughs> Anlatacaklarımız var.